Merhaba arkadaşlar, Moçi Gang'e hoş geldiniz. Suğra ile ilgili sorularınız oluyor. Suğra neden gitti, gelmeyecek mi vesaire. Onunla ilgili de şöyle. Suğra, dediğim gibi uzun zamandır söylüyorum, İşi sebebiyle ayrıldı. Ayrıldı demeyeyim de ara verdi diyeyim. Hala işiyle ilgili bir netlik olmadığı için de şu anda dönemiyor. Hani bir gün dönecek mi yoksa tamamen bırakacak mı, bunları biz de bilmiyoruz gerçekten. Bunların hepsi şu anda havada. Ama ben de heyecanlı dönmesini bekliyorum. Gerçekten hani birlikte, çünkü diyalog halinde bir şeyleri paylaşmak, işte birbirimize böyle karşılıklı konuşmak çok eğlenceli oluyordu çünkü. Ben de sabırsızlıkla sizin gibi dönmesini bekliyorum. Onun dışında aramızda kesinlikle bir şey yok. Biz hala görüşmeye devam ediyoruz. Birlikte vakit geçiriyoruz. Öyle bir sıkıntı yok. Hemen zaten bana mesaj atar, videoları paylaştığımda işte yorumlarını yazar falan. Hiç öyle bir sıkıntımız yok. Ben de işte dediğim gibi sabırsızlıkla bekliyorum dönmesini gerçekten. Onun dışında başka ne sorular sormuşsunuz? Bayağı bir şeye cevap verdim diye düşünüyorum. Yani beni bıraksan saatlerce konuşurum. Konuşma yeteneğim çok iyidir aslında. Ama ortama ısınmam gerekiyor. Ortama ısındığım an susmuyorum. İzlediğin tepki videosu çeken kanallar var mı demişsiniz. Evet. İzlediğim tepki videosu çeken kanallar var. Hatta işte zaten kanal açmadan önce izlediğim ve beni kanal açmaya teşvik eden kanallar var. Ama Türk kanal yok açıkçası. Şöyle, zaten aslında kanal açmama da bir sebep bu olabilir. Yani şöyle arkadaşlar, Türk tepki kanallarında bir samimiyet sorunu hissettiğim için bu, yanlış anlamayın. Belki yabancılarda da, tabii yabancılarda da çok samimiyet problemi olanlar var, ona bir şey söylemiyorum. Hani sırf popülarite kazanmak için tepki çeken bir sürü insan var. Bunu bir kenara bırakıyorum. Yani bu yabancılarda da geçerli, bizde de geçerli. Ve hani bunu bilmeden yapan insanları görünce çok sinirlendiğim için gerçekten hani bilmeden yapıyorlar ve bir sürü takipçileri falan var. Buna çok geriliyordum ve sinirleniyordum. Bu da bir sebep oldu aslında. O yüzden zaten böyle işte cringe buluyorum ya. Bir rahatsız ediyor beni Türk tepki kanalları. O yüzden hani genel olarak izlememeyi tercih ediyorum. Zaten bende böyle bir problem genel olarak var arkadaşlar. Mesela yabancı şarkıları dinlemeyi daha çok severim. Türkçe şarkıları dinlerim ama az dinlerim. Çünkü anladığım zaman bazı şeyler beni rahatsız ediyor. Anlamadığım şeyi daha çok seviyorum sanırım. Öyle bir problem genel olarak. Yabancı kanallardan JRE KML var. JRE'yi çok severim. JRE bence çok kaliteli bir kanal. Zaten sayısı belli, yaptığı işler belli. Bir sürü K-pop sanatçısıyla arkadaşlığı var. Bir sürü bağı var. Yani gerçekten hani çok kaliteli ve çok da rahat bir çocuk. O yüzden çok seviyorum zaten. İşte yayınları olsun vesaire. Twitch'ten de yayınlarını izlemeye çalışıyorum genel olarak. Yani çok seviyorum gerçekten. Çok tatlı bir çocuk. Çok sıcakkanlı ve hani yıllardır bu işi yapıyor. Ben hani onun keşfettim mi? Onun yıllar öncesi tepkilerini falan izledim. O kadar eski, çok eski gerçekten. Onun dışında Brice Life diye hatırlıyorum. Onu takip ediyorum. O da bayağı iyi. En çok sevdiğim kanallardan birisi Slipek. Gerçekten çok tatlı. Sylvia. Bir de kız kardeşi var, Christy. İkisine de hastayım. Yani tepkileri tamamen fan girl tepkisi. Normalde rahatsız edebilecek boyuta geliyorlar bazen ama o kadar samimi ki, yani rahatsız olmuyorum. Normalde bu tarz tepkilerden rahatsız olabilecek bir insanken hani samimiyetini hissettiğim için kesinlikle rahatsız etmiyor. Çok samimi, çok doğal. İşte yorumlarına hastayım zaten. Yani böyle kendinden geçerek yaptığı yorumlara bayılıyorum. Christy ile ikisinin birlikte böyle verdiği tepkiler aşırı eğlenceli oluyor. Yani kesinlikle takip edip izlemenizi öneririm. PN Mercedes var. Onlar bayağı sıkı XOL'ler. Onları bayağı izliyorum. Yani böyle video çok sık çekmiyorlar ama çektiklerini mutlaka izlerim. Onlar da tam bir fan girl gerçekten. Yani var, böyle bayağı var aslında takip ettiğim. Böyle büyüyüp işte K-pop gruplarıyla videolar çekenlere zaten hastayım. Canım sıkıyor azıcık. Darısı başıma. Keşke nerede. Türk K-pop tepki kanalı pek fazla izlemiyorum açıkçası. Hepsi kendi içinde kalitelidir, o ayrı tabii ki. Herkes sonuçta buna bir emek veriyor, uğraşıyor, zaman veriyor. Bununla ilgili bir sıkıntı yok ama hani herkesin tarzı farklı. İşte hitap ettiği çevre farklı, öyle söyleyeyim. Yine söylüyorum, ben kendimi bir K-pop tepki kanalı olarak adlandırmadığım için de aslında şu anda her ne kadar öyle görünmese de yakında işte dizi önerileri, anime önerileri vesaireyle buluştuğumuzda bunu kanıtlayacağımı umut ediyorum. Nerede oturuyorsunuz demişsiniz. Bu arada Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da yaşıyorum. Ankaralıyım. Yerlisiyim. Bu çok önemli.
Made in Ankara. Ankara'da Ankara'nın yerlisini bulmak zordur arkadaşlar. Ben yerlisiyim. Ankaralı olanlara selam olsun diyorum burada. Başka neler sormuşsunuz bakalım. Hangi grupların fandomındasın diye sormuşsunuz. Dediğim gibi her izlediğim gruba ayrı düşüp kendimden geçtiğim için çok zorlu. Benim için çok zorlu. Ama böyle hani sürekli izleyip ve takip ettiklerim var gerçekten. Zaten EXO'ydum, onu söylüyorum. EXO benim top grubum, en üst seviyede gerçekten. Hiçbir şekilde değişmeyecek o zaten. Onun dışında böyle gerçekten sürekli işte takip ettiğim gruplar, videoları hani sürekli izlediğim, işte kanallarında her video paylaşınca baktığım gruplar var. B2B bunlardan birisi. Başka Stray Kids şu anda. Gerçekten öyle. AT'z öyle. Victon'un paylaşımlarını takip ederim. Gerçekten sık takip ederim onu da. NCT. NCT'yi nasıl atlarım? NCT var tabii ki. NCT'nin gerçekten hani paylaştığı videoları mutlaka izlemeye çalışıyorum. NCT gerçekten hani içine girdiğinizde çıkamayacağınız bir kara delik, öyle söyleyeyim. Çünkü hani sadece NCT genelinde konuşuyorum bu arada. Çünkü bir sürü altında grup var. Hani hepsine dair böyle takip etmeye çalışıyorum. Hani il iç il başta olmak üzere. Genel olarak hepsini takip etmeye çalışıyorum. Videolarını izliyorum. Her ne kadar kanalda çok fazla NCT videosu olamasa da engel yediği için. Ben takip ediyorum arkadaşlar, siz merak etmeyin. İşte NCT daily videoları falan oluyor. İşte paylaştıkları Aksas olması lazım. O videolara bayılıyorum zaten. Sıkı takip ediyorum onları. Başka Seventeen, sonradan düştüğüm ve sürekli videolarını izlediğim. Going Seventeen bölümlerinin hepsini izledim herhalde, öyle söyleyeyim. Going Seventeen ya benim için gerçekten, normalde reality show izlemeyi çok severim. Hani Going Seventeen kendin halinde başlı başına bir reality show. Çok güzel, çok eğlenceli. Yani Seventeen zaten izlemekten kesinlikle bıkmadığım bir grup. Super Junior'u çok severim. Super Junior'un Suju Returns olması lazım sanki. Bu comeback'ten önce yayınladıkları videolar var. Onları falan hep izlemişimdir. Acayip sevdiğim bir grup. Yani izlerken hani o kadar eğleniyorum ki, full o bölümleri izledim V Live'den falan. Çok güzel. Böyle sürekli onların işte yeni bir şeyler yapmasını bekliyorum. Onun dışında hani o dahil oldukları programları zaten izliyorum. The Boys var. The Boys'u sonradan çok düştüm. Gerçekten videolarını izliyorum. Çok seviyorum onları da. One Us var. Bana da zaten çok seviyorum biliyorsunuz. Ama böyle hani işlerinde daha, hani hepsini seviyorum ama işlerinde böyle daha çok işte düştüğüm, daha çok videolarını izlediklerim, daha çok odaklandıklarım oluyor. Öyle yani, küçük farklılıklarla, küçük nüanslarla öyle farklılıklar oluyor. Hiçbirini birbirinden ayırt etmek istemiyorum, öyle söyleyeyim. Hepsini çok seviyorum. İzlediğim grupların hepsini çok seviyorum. Bir de böyle kıyamıyorum bazılarına. Abi bu çok güzel iş yapıyor, bu neden geri planda kalıyor falan diye üzülüyorum. Ve farkındaysanız benim kanalımı izleyenler, takip edenler, ah bir saniye Astro'yu unuttum ya, durun, Astro var asıl. Astro'yu da çok seviyorum ya. Astro gerçekten hani çılgınlık seviyesi farklı bir grup gerçekten. Onu da ayrı seviyorum. Onlar da ayrı gönlümde yerleri. Böyle işte gördüğünüz gibi ayırt edemiyorum birbirlerinden. Dediğim gibi ben işte kim ünlüyse onu çekeyim, işte dikkat çeksin, yok da takipçi kazanayım gibi bir kanal değil gördüğünüz üzere. Böyle hani kimsenin çekmeyeceği videoları bile çekebiliyorum. İşte sevdiğim için, düştüğüm için. Ben böyle kendi kendime düşüp izliyorum ya, bu niye izlenmiyor, siz de izleyin falan. Bakıyorum o video en az izlenen video. Böyle yani. Bende bir problem var bilmiyorum. Başka ne sormuşsunuz bakalım. Ben kaç, ne kadar oldu bilmiyorum video bu arada. Sorulara tek tek uzata uzata cevap veriyorum. Sıkılırsanız sardırım oraları. En sevdiğin anime şarkısı demişsiniz. En sevdiğim anime şarkısı Akatsuki no Yona introsudur arkadaşlar. Akatsuki no Yona introsu bir. Bir de Noragami'nin genel olarak animenin içindeki parçaları da dahil. Aşırı severim. Bir de Vampire Knight. Vampire Knight'ın introsu muydu, outrosu muydu? Aslında hepsi. Vampire Knight'ın intro, outro hepsi çok güzeldi. Onun parçasından bir süre kurtulamamıştım. Sürekli dinliyordum. Mutlaka dinleyin. En sevdiğin şarkı sözü. Arkadaşlar ben yine söylüyorum. Ben şarkı sözü dinlemem. Yani siz bazen şarkı sözlerine bak falan dediğiniz için gidip şarkı sözüne bakıyorum. Siz beni böyle işte istemsizce bunu alıştırdınız. Bazen bazı şeyleri merak edip gidip sözlerine bakıyorum. Normalde asla şarkı sözüne bakmam. Şarkı sözünü anladığım zaman nedense tam özüne varamıyorum o şarkıyı dinlerken. Ya benim için müzik daha önemli. Sözler önemli değil. Açık bu. Hep bütün şarkılar için. Bütün diller için geçerli. Türkçe de dahil.
anlamak beni etkilemiyor. Zaten dinlerken sözlerine bakmıyorum hiçbir şarkının. Benim için o müzik, melodi, işte verdiği his çok önemli. O yüzden işte yabancı parça çok fazla dinliyorum ve kesinlikle benim için sıkıntı olmuyor sözlerini bilip bilmemek. Ama dediğim gibi siz beni alıştırdınız. Yine böyle merak edip şeylere gidip bakıyorum. Bu ne hakkındaymış vesaire diye öğrenmeye çalışıyorum. Bu şekilde diğer sorulara bakıyorum. Kitap okumayı sever misin? Kitap okumayı normalde aşırı severdim. Severdim derken yani seviyorum, okumayı seviyorum normalde. Üniversite döneminde deli gibi kitap okuyordum. Ya kütüphaneden çıkmıyordum öyle söyleyeyim. Ama genelde fantastik şeyleri çok seviyorum. İşte tarihi hikayeleri, böyle entrika olan şeyleri çok seviyordum. Ama en çok fantastik bilim kurgu okumayı seviyorum. Ya da polisiye, böyle işte aksiyon, çözümleme yapan, böyle beyin yakan şeyleri seviyorum. Ama böyle fantastik bilim kurguysa tadından yenmez. Açlık Oyunları delisiydim. Açlık Oyunları bütün serilerini böyle çılgın gibi okumuştum yani. Böyle kendimden geçmiştim. Distopya hikayelerine bayılırım. Yani kitap hariç dizi film olarak da işte anime olarak da distopya hastasıyım. Yani bir gün bir distopyada yaşama hayalim var, öyle söyleyeyim. Ki uzak görünmüyor şu anda gerçekten. Zaten işte arkamda Game of Thrones serisini görüyorsunuz. Kitaplarını çılgın gibi okuyup dizisini sonra izleyen bir insanım ki son kitaplar yayınlanmadı, hakları verildi vesaire. Biraz bu yüzden sinirlerim bozulmuştu ki kitapta çok enteresan detaylar vardı. Bu kısımda böyle. İşte dediğim gibi normal bir dünyada geçmeyen her şeyi çok seviyorum. Fantastik olsun yeter. Şimdi bias sorularına gelmeden önce başka ne soru varmış ona bakayım. K-pop dışında A-pop vesaire gibi sektörlerden en beğendiğin sanatçılar. Şöyle çok fazla aslında sanatçı dinliyorum. Daha doğrusu yani şu çok sevdiğim, bu sevdiğim değil de o şarkı bana hitap ediyorsa dinliyorum. Öyle o tarz bir insanım. Aslında tür seçmiyorum ama bana hitap eden şarkıları dinlemeyi seviyorum. Eskilerden en çok işte Rihanna, eski oldu artık yani albüm çıkarmadığı için Hatun. Rihanna'yı aşırı severdim. Aşırı benim için çok başka bir seviyedeydi. Aşırı severdim. Aşırı severdim. Yaş farkını anlayın işte. Bakın yaşlanıyorum gerçekten. Aşırı da çok fazla parça yapmıyor artık. Justin Timberlake hastasıydım. Çok severim. Beyoncé vesaire. Yenilerden Billie Eilish'i aşırı seviyorum gerçekten. Yani yaptığı müzik tamamen bana hitap ediyor. Çok kaliteli sesi var. Çok güzel müzik yapıyor. Billie Eilish'in özellikle Ocean Eyes parçasının hastasıyım. Böyle herkesin olduğu ortamlarda kesinlikle dinleyemiyorum. Aşırı duygulandırıyor beni tuhaf bir şekilde. Bilmiyorum. Çok severim. Gerçekten Billie Eilish'i çok fazla seviyorum. Onun dışında Alina Baraz. Tam olarak nasıl okunduğunu bilmiyorum ama parçaları gerçekten güzel. Çok kaliteli parça yapıyor. Onun parçalarını seviyorum. Başka The Weeknd'i çok severim. Ciddi kalitelidir o da. Bu ara deli gibi taktığım bir parça var. Destiny Rogers Tomboy. Eğer dinlemediyseniz mutlaka dinleyin. Ya bence çok kaliteli bir parça. Cidden harika bir parça olmuş. Mesela bunu merak ettiğim için sözlerine baktım. Çünkü az çok anladım ne demek istediğini ve gidip sözlerine baktım. Hem mesajı da güzel. Bayağı güzel bir parça olmuş. Gerçekten çok kaliteli. Onun dışında gruplar, işte band olanlar var. Imagine Dragons hastasıyımdır. Yani aşırı severim. Her parçaları ayrı güzel grubum gerçekten. Önceden Panic at the Disco'yu çok dinlerdim. Nickelback hastasıydım. Deli gibi Nickelback dinlerdim. Hala öyle sıkıldığımda ve hani böyle listelerimde vardır. Böyle ara ara dönüp tekrardan dinlerim. Sorulardan başka neler var? Evet, güzel bir soru. Neden kanala hiç GOT7 videosu gelmiyor? Arkadaşlar GOT7 videosu gelmiyor değil. Yani şöyle, bu arada GOT7'ı da hiç söylemedim ama işte EXO'yu öğrenmeye çalıştığım, arkasına işte B2B'ler falan derken GOT7'a da çok düştüğüm ve deli gibi izlediğim bir dönem vardı ve bütün videolarını izlemiştim. Jimin Jackson hastasıydım. İkisinin böyle iletişimlerine falan, etkileşimlerine hastaydım. Yani deli gibi onları izliyordum. JB, hepsi yani hiçbirini seçemiyorum. Güncel bir şey çıkardıklarını izliyorum ama yine EXO'ya yaptığım gibi şöyle yapabilirim. Sahnelerinden falan izleyebilirim. İzlemediğim, yani vardır mutlaka tabii ki izlemediğim şeyleri de. Genel olarak işte MV'dir, videolardır, şudur budur izlediğim için. O yüzden hani yeni bir şey olmadığı için. Onun dışında yeni bir şey çıkardıklarını mutlaka izlemeye çalışıyorum. Ama işte dediğim gibi sahnelerden vesaire izleyebilirim. Öyle yapabiliriz. Yoksa hani kesinlikle GOT7'ı izlemiyorum. Öyle bir şey yok. Çok seviyorum yani. Jackson'ı hala bir yandan takip etmeye çalışıyorum. Arkadan gruptaki üyeleri de öyle. JB vesaire. Hepsini takip etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Heyecanla comeback'lerini bekliyorum yani.
Astro'dan Bias'in kim diye sormuşsunuz. Yani Astro'da gerçekten kişi seçmek çok zor. Böyle hepsi çünkü çok çılgın, böyle hep kendini işte gösteren kişiler. Ama nedense istemsizce siz de fark ediyorsunuzdur. Hep gözüm bir Rocky'ye kayıyor. Yani o Rocky'ye kayıyor, onu görüyor istemsizce. Ve gerçekten hani biz bias seçmiyoruz. Bias bizi seçiyor. Ben bunu kesinlikle buna katılıyorum. Hani arka planda başka şeyleri de takip ediyorsunuz. Başka üyeleri vesaire ama nedense işte izlerken mutlaka onun hareketlerini, onun partını izliyorsunuz. Rocky o. O kişi benim için. Stray Kids bias'im Lino. Artık bunu bilmeyeniz kaldıysa bilmiyorum. Hani ne kadar düştüğümü her defasında dile getirip kendimden geçiyorum çünkü. Lino çok başka. Çok başka bir seviyede şu anda. Yani böyle dönem dönem bayeslerimde yükselenler oluyor. Aralarında parlayanlar oluyor. Bu ara Lino. Hong Jun'u atlatamıyorum tabii ki. Hiçbir zaman atlatamayacağım. O bir köşede böyle kenarda bekliyor. Birisi sağ omzuma, birisi sol omzuma. Tövbe yarabbim ya. Yani işte dediğim gibi aralarında seçemiyorum zaten. Bayeslerim arasında kesinlikle hani şu şundan üstü demem. Öyle bir şey yok. Çünkü dikkatimi çeken ve sevdiğim özelliği farklı. Dediğim gibi hepsi benim bebeklerim. Yani onları ayırt edemem. Ama Lino bu ara böyle bir top seviyeye çıktı sürekli. Ara ara işte diyorum ya, birisi parlıyor, onun videolarını izliyorum. Bu ara Lino o kısımda. Çünkü karakterini keşfetmeye başladıkça Lino'ya fazla düştüm. Yani çok güzel bir karakteri var. Lino'ya kendimi çok benzetiyorum bu arada bazı şeylerde. Mesela Lino'da şu var. Böyle bir şeyde eğer bir şey yapmak istiyorsa, tamam mı? Bir şey yapmak istiyor, kafasına koyuyor. Bir oyun oynayacaklar. O oyunu oynamak istiyorsa tam anlamıyla harika bir şekilde oynuyor. Ama bir şey oynamak istemiyorsa hiç uğraşmıyor. Böyle milletin önüne sunuyor kazansın diye. Yani umru değilse onu yapmıyor ve kimse onu zorla yaptıramaz. Ben de böyleyim o konuda. Ya da mesela yeni öğrenci bir şeyde daha ilk defa yapıyor olsa bile çok yetenekli. Böyle hemen o şeyin üstesinden gelip öğreniyor çabuk. Benim de öğrenme yetimiydi. Böyle oyunlarda özellikle bir şeylerde böyle çok çabuk öğrenirim, çok çabuk çözümlerim. Bunları kendimi övmek için söylemiyorum. Tabii ki benzer noktalardan bahsediyorum. Ha bir de öyle bir soru vardı. Stray Kids'ten en çok kendini benzettiğin üye diye. Bazı özelliklerim çok benziyor Lino'ya gerçekten ama başka özelliklerim de benzediği üyeler var sanırım. Bu tarz özelliklerim benziyor. Mesela yalan söyleyemem. Gerçekten hani birine şakayla bile olsa böyle kandırmaya çalışsam bile suratından kesin anlaşılıyor. Öyle bir problemim var. Bu da Lino'ya benziyor olabilir. Ya kendime benzeyen bir üyeye nasıl bu kadar düştüm? Artık Aslan Burcu'nun özelliklerini anlayın burada. Ego kısmı giriyor sanırım. Böyle. Lino'yu o yüzden çok seviyorum. İşte röportaj var vesaire varken mesela Lino aşırı konuşmaz. Böyle daha sakin, işte daha olgun, kendi içindedir. Ama samimi oldukları anda, yani kendi işlerinde oldukları anda hiç susmuyor. Sürekli birileriyle uğraşıyor. Ben de öyleyim. Yani bir yerde samimi olduğum bir yerdeysem ve arkadaşlarımla çok samimi olduğum bir insanlarla berabersem gerçek yüzüm ortaya çıkıyor. Ama dışarıda böyle tanımadığım daha şey bir ortamdaysam daha sakin oluyorum. Bu tavırlarımız da benziyor. Bilmiyorum, bayağı Lino'yla benzeşiyoruz herhalde. Ama yani benzemekle alakalı değil. Lino'yu genel olarak karakterini çok güzel buluyorum. Kendisini güzel bulmamın dışında karakterini de çok güzel buluyorum. Çok düzgün bir çocuk gerçekten.